Lider Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bir dar alan programıyla daha karşınızdayız. Bugün stüdyomda çok sevdiğim bir arkadaşımı ağırlayacağım. Niko Yeni Bayrak bizlerle birlikte olacak. Niko hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun süredir televizyonda yoktun özlemiştim ah, seni. Yani evet bir, bir yılı yaklaştı herhalde. Ben evet. de özlemişim ya bu stüdyo heyecanını. Ee, biraz daha dijitale kayınca bizim mecralar. Onun tabi dinamikleri farklı oluyor ama televizyon yayında keyfi hakikaten hiçbir şeyde yok. Teşekkür ederim davetiniz için ben de. Umarım keyifli bir program yapacağız. Bizi bekliyor. Ben çok eminim yani e, bu sorular sana asla zor gelmeyecek. Ben sürpriz olsun diye hiç bakmadım formata. Yani izlemedim. E, i̇yi görüyorum tanıtımlarını. Evet, Biraz e, da şey olsun. İmprovize hazır... yapalım diye evet. izlemedim açıkçası. Kendini hazırlamıyor olman bizim için daha iyi. Yani o soruyla bir anda karşılaşman. Ben sana şöyle kısa bir özetleyeyim. Tamam. E, i̇lk bölümde e, özel sorular var. E, elimdeki soruları bilmiyorsun. 1'den 61'e kadar e, 10 tane sayı isteyeceğiz senden. O soruların karşılığını. 61. 61'de ne durdurdu sizi tam? <laughs> <laughs> 61'de duralım dedik. Peki. Çok oldu. E, pas geçmek yok. Her ha, pas yok. Evet, her soruya yanıt Interesan. almak istiyoruz senden. İkinci bölümde futbolcular ve takım logoları göstereceğiz. Hiç en, yani Logo işi en başarısız olduğum konu yani kendi spor bilgime güvenirim de <laughs> orada bir şey yapabilirim. Hatalar silsilesi gelebilir arka arkaya. Arkadaşlar çok kolay sorular hazırlamışlar sana. Ee, üçüncü bölümde de bilgi yarışması Hı -hı. çok rahat olacağını... Orada iddialıyım bak. Evet zaten şıklar var. %50 joker hakkım var. Aa! Evet ama bir kere. Telefon hakkı? İstersen arayalım kimi arayacağımıza bağlı. Ee, bakarız. Bakarız tamam. Başlayalım o zaman tamam. dilersen. İlk sorunla başlayalım e, Niko dilersen. Birden 61'e kadar bir sayı istiyoruz senden. 61? <laughs> <laughs> Elimde bir şansın olsa ve sana yaşayan ya da yaşamış istisnasız herkesle tanışabilme fırsatı verilseydi, kimi tanımak isterdin e, ve ona ne söylerdin? E, güzel soru. Spordan gitmeyeceğim. Tarihi bir e karaktere yöneleceğim tarih her erkekte olduğu gibi biliyorsun tarihe <laughs> çok yani. meraklıyız erkekler olarak. Özellikle 2. Dünya Savaşı falan. Ya Ömer Hayyam derdim ya. Peki neden? Yani bir kere çok zamanın ötesinde bir insan olduğunu düşünüyorum. İşte günümüze ulaşan çok fazla şey yok aslında birkaç rubaiis dışında ama bir Semerkant kitabı vardır bilirsin. Orada çok güzel anlatılır hikayesi. Ben de merak ederim. De oğlum olursa adını Ömer koyacağım falan diye demişliğim de var yani. Ee, çok tanışmak isterdim açıkçası ve e, herhalde o zamanlar neden böyleydi de neden şimdi böyle olduk diye de bir sorardım yani ya da öngörebilir miydi acaba bu gelecekte olacaklar? çünkü döneminin çok ilerisinde astrofizik hem işte şair çok değil benim için değerli bir kişilik Ömer Hayyam olur herhalde cevabım. Spesifik bir soru var mı kafanda ona karşı? Yok ya anlat derdim baba anlat. Mesela yani, ben hani Tesla. Aklı, o heyecanın Tesla. aklıma gelmezdi mesela. Tesla ile tanışmayı çok isterdim yani nasıl buldun ya? Nasıl beş parasız öldün derdim Tesla'ya mesela. Tesla. Neden? Nereden aklına geldi? Nasıl buldun diye hani senin de öyle hani spesifik bir sorun var mı diye merak ettim. Yok spesifik bir soru aklıma gelmedi ama heyecanlanırdım zaten öyle bir şey olsa çok bir şey de soramazdım herhalde yani. Peki devam edelim ikinci sorumdan 1'den 61'e kadar. 2. 2. Ee, bir gün kendinden ayrılsaydın eğer kendini flört ediyorsun kendinle evliysin diyelim ki kendinden ayrılsaydın nedeni ne olurdu Niko? Ya saf saklıyorum bazen kulak arkası çok yapıyorum bazı şeyleri sebebi bu olurdu yani hallederiz yaparız filan e, diye çok diyorum erteleme huyum çok var en son raddeye gelince yaparım genelde yaparım ama işte bu kim istiyorsa karşımda benden bu işi bir gına getiririm ona eşim filan da bundan çok rahatsız oluyor açıkçası. Son dakikaya kadar. Evet yani bu huyumu sevmiyorum çok ama düzeltemiyorum da. Yani burcun bu, ne? Yengeç. Başlı başına şey sebebi bir yengeç burçları. Bu aralar doğum günü olması lazım. Ee, haftaya 11 ha. Temmuz tabi. 11 Temmuz'da. Aynen. Niko'nun bayran 11 Temmuz'da doğum günü. Tebrikleri. 7 yıl kanalda çalıştım. Hiç ofiste doğum günümü kutlamadılar bak. Ve ayrıldım. Kimlere kimlere kutladılar benim de şeyim budur. Hep anlatırım yani her yerde. Ya bir şey... pasta kesmediler biliyor musun? Ama bak Niko şey olur ya <laughs> böyle... E... Mesela benim kardeşim için de aynısı geçerli. O da yengeç burcu. Yazın ortasında doğmuş e çocuk. Biz yaz cazı. çocuğuyuz Okulda da kutlayamadık. Okulda Hiçbir da kutlayamadık. kutlayamadık Yani işte evde de çok böyle. Şu, herkes bir yerde oluyordu yazlıkta. Hakikaten yaz çocuklarının şanssızlığı da o. kader ne yazık ki. Alkol. İş yerinde de öyle. Herkes yıllık izinde olur Temmuz'a evet, yani. Evet, Kanun yarısı olmaz. Doğru. Temmuz benim de izinde olduğum bir dönem oluyordu genelde. Çünkü çok spor medyası kısıtlı bir evet, şeyimiz var tatil yani. Tatil alanımız var. Onda bir de hatta transfer şu bu yoğun geçiyor. O yüzden biraz burukluğum var. Yaz çocuğu olmanın kötü yanlarından biri. Devam edelim üçüncü sorunla. 23. 23. Ee, büyüdün ne zaman anladın Niko? Valla ilk e, <laughs> SGK'm başladığında herhalde ya. Dedim ki ben SGK'lı mı oldum? Ne oldu? Çalışmaya başladım da. Ya zaten mezun oldum 2003'te. Hemen Ağustos, Haziran'da mezun oldum. Ağustos'ta başladım. Nerede başladın? Ee, o zaman e, finans işindeydim. Ben. Finanstan spora geçtim İşletme mezunuyum. E, o zaman anladım ya herhalde. 20'li yaşların başında falan anladım yani. İlk çalışmaya başladım. Aynen. İlk, ilk SGK primim yaptım anladım diyebilirim. Böyle bir konuşuyorsun ki EYT'li gibi. EYT'yi az yani yakalasam ne yakalarmışım da şey erken başlama başlamadım. aynen öyle. <laughs> Gerek yok ya bir de EYT'li olmaya şimdi. <laughs> Devam edelim dördüncü sorunla. 44. 44. Tanınmış biri olmanın eksileri ve artıları var mı? Yani yolda seni tanıyorlar mı? Niko abi işte şu transfer şöyle böyle tenis falan evet, soruyorlar mı? Evet tanıyorlar. Takside makse denk gelirsek ya transfer öğrenmek istiyorlar <laughs> ya bahis merak ediyor. Yani diyorum yani abi zaten bahis o kadar çok bilseydim çalışmak zorunda kalmazdım. Transfer falan da işte cevap vermeye çalışıyoruz ama kötü bir yanını görmedim yani. artıları abi, ne? Ultra ünlü de değilim zaten ama artıları hoş oluyor. Bir gün Topkapı Sarayı'nda işte kuzenim gelmişti artık onunla geziyorduk. İki tane çocuk geldi yani abi fotoğraf çekilebilir miyiz falan. Çocuğa da hoşluk oldu yani. Abi Topkapı Sarayı'nda bile tanıyorlar seni. De. Ne alaka hakikaten Topkapı Sarayı'nda karşılaşmayı beklemiyorsun. Öyle ufak güzel şeyleri oluyor. Çocukları bir, sahne. bir günde çok elektrik, elektriği şey yap, taşınıyordum ve inanılmaz sıra vardı. Sonra benim işte Kaan abiyle Kaan Kurallı yaptığım programları izleyen bir arkadaş çalışıyormuş. Gördü beni abi gel ben senin için halledeyim falan dedi. Küçük bir kıyak geçmişlerdi yani böyle küçük şeyleri oluyor. Çok insanın gönlünü okşuyor. Çok ha, hoşuma yani. gidiyor benim öyle. Bence de ama ne yapacağımı bilemiyorum. Biri gelip abi bir şey yapalım falan dediğinde. Bir gün böyle 50-55 yaşında bir e, teyze metrobüste. E, ya yani dedi eşim çok izliyoruz sizin programları. Fotoğraf çekeyim onu atayım falan demişti. 2017-18 ben de yeni başlamıştım o zaman ekranı çıkmaya. Ama onu, da, onu da hiç unutmamalı. Çok da metrobüste diğer insanlar da bakıyor. Hayır bu teyze tanımamız gereken mi? Şimdi tanıyan var, <laughs> tanımayan var sonuçta. Tanımamız gereken biri. E, yani spor izleyenler. E, tanıyanlar sağ olsunlar. E, şeylerini gösteriyorlar. Ya arkadaşım olduğun için değil ama gerçekten içi dolu dolu e, keyifle izleyebildiğim birkaç kişiden bir tanesin. Teşekkür yani e, acaba Niko bu konu hakkında ne düşünüyordur diye ben bir açar bakarım sen ne diyorsun diye. Yani gözüne ederim. de güvenirim. E, adaletine de güvenirim ekrandaki. Teşekkür ederim. Yani ben de hep onu gözetmeye çalışıyorum. Zorlaştı evet. Türkiye'de e, son 2-3 yıldır biraz daha futbol konuşmaya başladım. Biraz uzak tutuyordum kendimi çünkü biraz zehirli bir ortam var hakikaten. Ee, okuduğunu anlamayan, dinlediğini anlamayan da maalesef çok var. Ee, zor ama e, ben her zaman belli bir noktada durmayı tercih ediyorum. Tabii benim de bir tuttuğum takım var, sevdiğim futbolcular Tabii var. De. Yani sonuçta bu işi yapıyorsak zaten birilerini sevdiğimiz bir takımı tuttuğumuz için spora merak saldık çocukluktan yani. Herkesten net bir tarafsızlık da beklemiyorum ben ama e, mantıklı ve akılcı olmak gerekiyor. Yani e, şu dönemde Sosyal medyada etkileşim almak için falan insanlar türlü türlü taklalar atıyor. Ama neyse şimdi fazla sosyal mesaj vermeyelim. Eğlence dozunu bozmiyorum. ama demek istediğimi anlamışlar insanlar. Beşinci sorunla devam edelim. Beş. Tarihi bir olayı değiştirme şansın olsaydı bu ne olurdu? <laughs> Benim gibi tarih meraklısında çok zor bir soru. Yani değiştirdiğimde nasıl bir etki olurdu bilmiyorum ama... Ya buna çok tarihsel bir olay e vermeyeyim ama... E 2008 Nisan ayında Gökhan Gönül'ün Chelsea deplasmanındaki şutu kaleci çel mesela gol olsaydı ne olurdu merak edeceğim hep. Yarif <laughs> çıkacaktı her Fenerbahçe <başlayayım> bir <laughs> ihtimalle. Sonra da çok şey olmayan bir Liverpool gelecekti karşısına Vallahi hiç belli olmazdı yani. Hani Bu ilk defa gibi. böyle bir yanıt veren oldu. Ya şimdi öbür türlü tarihi çok geniş şeyleri tabii, tabii. var. Ama bunu merak ediyorum ya açıkçası. Ya da Gökhan Gönül yine Hepsinde Gökhan Gönül var. Gökhan Gönül'ün Benfica maçında Kafası dağılmasaydı mesela suratı. Aa evet. Ne olurdu o maç onunla merak ediyorum. Fenerbahçe biraz düştü çünkü orada. O maçı da tekrar bir daha hiç izlemedim mesela. Gökhan'la bir program yaparsınız. Evet. De, İnşallah. <laughs> Sorarsın bu soruların hepsini. O ee, gün fazla, öyle olmasaydı. Fazla da, dar açıdan verdim. Dar alandan verdim cevapları. Dar ver. alandan ee, Sarı Duvar diye bir kitap var. Bilir ha, misin? Biliyorum. Ee, orada çok güzel bir cümle vardı. Ee, futbolla hayat fena halde birbirine benzer tarzında. Ee, hep bir ihtimal vardır. Böyle olmasaydı ne olurdu evet. diye. Bu hayatımızın her yerinde var. Aşkta, iş hayatında, futbolda. Öyle olmasaydı ne olurdu diye merak ettiğim çok fazla şey var. Yani o kafayı yeri sonunu <laughs> düşünmekten. O yüzden Sonsuz daha geniş cevap vermedim yani. Altıncı sayını alalım. On. On. Ee, bu hayattaki en büyük korkun ne? Yılan. <laughs> Yılandan korkarım. Şey, yalandan korktum. Bu şey bir korku. Maddi bir korku değil mi? Bir de yani kızım var. Onun geleceğin nasıl olacağı ve Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını yaşayıp yaşamayacağı yani. O, onun Kaç geleceği yaşında? 6. maşallah. Maalesef yani keşke böyle bir korkumuz olmasa ama böyle bir korkum var. Ne yazık ki hepimiz evet. için aynı şekilde. Yani kadın erkek diye de ayırmak lazım. Ee, zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak ee, ama biraz daha onun geleceği endişelendiriyor beni açıkçası. Peki niye yılan hani bir şey mi yaşadın? Hiç sevmem. Ya, ya yani. ne bileyim çocukluktan beri. Hep şey gösterilir ya çizgi filmlerde, filmlerde böyle hani sinsi, kötü, sokar öldürür falan. Bilmiyorum öyle bir fobi gelişmiş, sevmem yani. Gördüğümde falan çok korkarım. Geçen, geçen gün bayağı oldu bir gün Belgrad Ormanı'nda koşarken kaptırmışım birkaç gün önce. Birden yani basıyordum neredeyse. Kalbim, nabzım falan bu kadar hiç yaklaşmamıştım yani. Artık en büyük korkuyla yüzleştim. Yani, evet sevmem. Koşmaya devam ettin mi? Ee, yok bir süre edemedim ya. İnanamadım bayağı da büyüktü yani. Bayağı koşup üstüne inmiş. Tırıs tırıs gidiyordu yolun ortasından. Anlamadım da bir an tempolu koşuyorum. Ge şey oldum düşüyordum yani neredeyse. Vay be Belgrad Ormanı'na yılanla karşılaşabileceğimi hiç düşünmem yani bu kadar şehre inen. şey diyormuşum iki ayaklı yılanlar var o kadar şehre inen. Normal yılan mı inmeyecek diye. Mesajımızı verelim. Sosyal mesajımızı verelim. Bayılıyorum o yüzden bu işi yapmayan. Yedinci sayını alalım birden 61'e kadar. 34 Yaşamak ve var olmak arasında sence bir fark var mı? <laughs> Fazla derin bir soru. Var ya yani var. Nasıl yaşadığın, nasıl var olduğun önemli yani. yani dönüp e, yani bir gün artık hayatım sonuna geldiğim bir noktada e, bir muhasebe yaptığında yaşadık mı, var mı olduk deriz yani. Ben sadece var olmuş olmak istemem. Şu ana kadar da sadece var olmuş olduğumu düşünmüyorum. İkisi arasında bence kalın bir çizgi var yani. Hakkını vererek yaşadığına inanıyor musun? Bazen evet bazen hayır. Bazen evet bazen ama geri dönüp baktığımda e, şunu şöyle yapsan dediğim az pişmanlığım var yani. Belki spor medya sektörüne biraz daha erken girmeyi isteyebilirdim ama koşullar öyle gelişmedi. E, girseydim belki biraz daha farklı olurdu. Çünkü biraz 20'li yaşların sonunda girdim. 9-10 yıl finansta çalıştıktan sonra. Ama genel olarak yok memnunum yani. Şu an olduğum noktadan memnunum. Ben de bazen diyorum e, televizyonculuğun bittiği noktada başlamışız biz işe diye. Televizyonun televizyon olduğu işte böyle 2000'lerin başlarında Belki girseydik başka bir şeyle karşılaşırdık. Şimdi yeni bir şeyin içindeyiz. İşte dijital medya bence daha da büyüyecek Türkiye'de. Ee, yavaş yavaş bebek adımları bunlar. Şu an böyle bir enflasyon oluştu. Lokmacı gibi YouTube kanalı var biliyorsun. Lokmacıların da çoğu kapandı. İyi olanlar kaldı. Ee, ben bu dijital platformlarında bir süre böyle bir kalabalık olacak. Bir süre herkes işte bir YouTube kanalına çıkacak. Herkes Instagram'da, Twitter'da içerik üretecek. Ama bir noktada bir standarda oturacak gibi umuyoruz orada biz de o standardı sağlayan insanlardan biri oluruz. İnşallah. Ee, son iki sorunu, sekizinci sorunu alalım. 36. 36. Tekrar tekrar yaptığın bir hata var mı Niko? <laughs> tekrar tekrar yaptığım bir hata. Şimdi i̇şte bu az önce bahsettiğim ya tekrar tekrar yaparım. Tekrar tekrar her şeyi kulak arkası yaparım ya. Tekrar tekrar son ana gelmesini beklerim. O Belki şey bizim genetiğimizden mi var acaba e, olabilir. böyle Türküz yani olabilir. her şey son dakika. Kadar... o da var. Doğru. Sonuçta bu kültürle yorduk. Burada büyüdük doğduk. Ama yo yani annem babam da şeydir. Böyle hemen hallederler işlerini falan. Ben nedense biraz daha savruk e, duruyorum o konularda ve <laughs> çok düzeltmiyorum da Yani eskiden böyleydim de diyemiyorum. Mesela eskiden daha alıngandım. Artık biraz daha az alınganım. Burada düzelttim falan. Ama bu şey işini tekrar tekrar yapıyorum yani. Kulak arkası işini. Dokuzuncu sayın. On ee, sekiz. Ee, fobin var mı diyeceğim ama yılanı söyledin ama başka var mı? Başka fobim? Ya ben bir gün çok yakın bir arkadaşım var Ahmet. Bebekte yürüyoruz, dondurma yiyoruz falan böyle. Böyle garip şeyler var ya kaldırım taşları böyle park etmedim Aha. diye şeyle aynı renge boyamışlar simsiyah gece ve dondurmamı yerken takıldım ve ben bebeğin üstüne çok kötü bir şekilde düştüm. Hakikaten çok kötü bir şekilde düştüm ve araba trafiğinin ortasına düştüm yani. Öyle yani mi? Kötü bir sonuç da doğurabilirdi. Böyle bir yaralandım filan. Birkaç haftada bunun sıkıntısını yaşadım. O günden beri bende böyle düşme fobisi var yani. Düşeceğim. Bir kere de kızım daha sonra ufak bir iki yaşındaydı kucağımdayken Annemlerin verdiği bizim Yugoslavya evlerinde falan içeri halı sererler yani tabii, tabii. normal girersin en başta çıkartırsın ayakkabını Daireye çıkan merdivenler halıdır yani inerken bir gün o halı bir kaydı kucağımdayken onu düştüm Allah, merdivenden nasıl oldu bilmiyorum tutmayı başardım onu ona bir şey gelmeden ben belimi falan biraz incittim yani o düşme fobim çok var düşeceğim bir şey olacak diye böyle düz yürürken düştüğüm aklıma geliyor böyle irkiliyorum falan böyle düşme olayı de o birkaç yıl önce düştüğüm günden beri bana bende bir travma travmafobi oluşturdu yani. Son sorunu alalım. 11. 11. Nikon'un en büyük hayali nedir? En büyük hayali bir spor takımında yöneticilik ya da idari kısmında görev almak yani. Çok benzer hayallerimiz Öyle var. Mi? İnşallah ikimizden biri ilk başladığında evet. öbürünü işe <laughs> Umarım. Yani bir girişim yok ona dair. Bir şeyim de yok. Ama biraz daha medyada vakit geçirdikten sonra daha uzun vadede düşündüğüm, istediğim, hayal ettiğim şey açıkçası. Böyle bir organizasyon yeteğimin kuvvetli olduğunu düşünürüm. Ve insanları bir araya getirme konusunda iyiyimdir. Bağlantılar konusunda. Çalışkan bir insanımdır hakikaten. Biz göçmenler genelde çalışkan insanlar ee? oluruz. Yani yaptığım her işte finansta da 10 yıl çalıştım. Şimdi spor medyasında da. Yani ben prodüksiyondan girdim, işte ekrana kadar çıktım. Bu hep bir e, ve bunun eğitimini almamış biri olarak bunu yaptım. İletişim fakültesi mezunu değilim. Normal işletme mezunuyum. E, öyle bir hedefim, hayalim var diyeyim. olursa mutlu olurum. Ha Büyük tane beklediğim gibi olmaz. E, zordur onun şartları, koşulları ama hayalim o. Ee, sorular bitti ama tamam. ben herkesin çok merak ettiği bir soruyu sana sormak okay. istiyorum. Bu soru e, içinde vardı ama onu seçmediğin için sona kadar bekledim ben sana sormak Hı -hı. için. Ee, adın Niko olduğu için herkes seni yabancı zannediyor. Ya Niko yabancı mı? Yugoslav göçmeniyiz biz. Hı hı. Aynen yani hani ailem 66 senesinde gelmişler. Yugoslav vatandaşı durumu da var yani çift pasaport. Benim şu an yok ama çift pasaportu olanlar, kuzenleri falan başvursan alabiliyorsun. Hı hı. Ee, o yüzden hani o dönem burada benim kimlikteki adım Nihat. Ama yasak olduğu için 80'lerde yabancı isim. Hı hı. Ee, herkes Niko der bana yani öyle. Yugoslav vatanda Yunan zanneden oluyor, Ermeni evet. zanneden oluyor. O, oluyor Nico'dan normal dolayı. bunlar aynen. Ama herkes bana askerlik ve resmi yerler dışında herkes bana Niko diye seslenir. Hep Niko diye bilinirim yani. Yani Niko yabancı değil. Değilim. Gayet Türk. Türk, Türk vatandaşıyım. Yugoslav göçmeni. Aynen öyle evet. bu kültürde doğduk büyüdük yetiştik zaten. Yok. Peki diğer bölüme geçelim. Geçelim. Burayı iyi atlattık evet, mı? Evet burayı iyi atlattık. Burası okay. güzel geçti. Ee, asıl geldik yavaş yavaş heyecanlı yerlere. Yönetmenim Erhan'dan rica edelim. Önce futbolcuları ekrana getirsin. Görsel hafızana güvenir misin? Ya bu çok değil ya. Ee, daha böyle hafızam çok kuvvetlidir hakikaten. Bugün 95 yılındaki bir maçı anlatırım falan ama görselde ne çok iyiyim ne çok kötü Çok iddialı olduğum bir alan değil değil. Başlayalım. Göreceğiz evet. bakalım. Bakalım. Aa, bak işte hep şey geliyor. Ee, biliyorum kim olduğunu <laughs> adı aklıma gelmedi. Biraz ipucu vereyim mi ben, yönetmenim? Hafif. Yardımcı olayım mı? Aa. Galatasaray'da da oynadı. Akisar deyince böyle birkaç kişi gelir akla. Onlardan biri. Bilal miydi? Evet. Heh, soyadını Bilal. da alalım. Bilal kısa. Evet. Şeyin golü var. <laughs> o, ne deplasmanında? Astana deplasmanında Uzaktan. Bak, an... adam Astana deplasmanındaki golü Amza hatırlıyor. Amzamcı oldu Ama Bilal'i ben biraz daha bu saç şifre hatırlıyorum ya. <laughs> Devam edelim. müşteri olmasa bilemezdim. O tamam Manisa Burak Yılmaz. Antalya Burak Yılmaz. Antalya Burak Yılmaz. İşte değişmemiş yani. Evet. Hiç değişmemiş. Burak Yılmaz'da Fenerbahçe'de hiç gol olmaması çok garip gelir bana yani. Ama mesela resmi golü yok yani. Ben çok şey bir kariyerdir. Yani Fenerbahçe'den sonra bitti denilen noktada tekrar Manisa, Trabzon, Galatasaray, Türkiye'nin elit golcülerinden birine dönüşmesi de filmlik bir hikaye aslında Burak. Gidip Lili sonra şampiyon yapması falan girmiyorum yani. Da Forvet e, yokluğu çektiğimiz bu günlerde. E, enteresan bir kariyeri var aslında evet, Burak'ın. Evet ilginç iniş çıkışlar var. Bir belgeselini yapsalar da seyretsek. Allah olur. Devam edelim. Neydi bu? Ad e, evet evet. Konya'da da oynadı. Adis. Hı hı. Bildi sayılır. Verelim mi alkış? Verelim. Neydi? Adis neydi? Yavruç yavruç ya. ya. Adis'e çok sempatik oldu. Çok de inşallah bir gün gelecek programa. O Türkçe falan da iyi değil mi? Ben yani hadi gibi hatırlıyorum. Ya anlaşılıyor yani. Falan, konuşuluyor. Evet. Birbirimizi Hadis anlıyoruz. Siyahıç. Ben de azıcık Konya dönemini daha çok tutuyordum sanki. Hadi sen ama çok sempatik bir oyuncuydu. Severdim çok. yani. İyi de bir insan. Tamam bu. Ciku. Ciku. Çok zor Zor geliyor dedi. Çok beğenirim bu arada Ciku'yu. Zor geliyor. Hadi bakalım gelsin. Alan McGregor bu ya. Bu mu zaten Arman Yönetmenim? Hala oluyordu. çok yabancı kaleci öğüttü ya. E, Rum üyesi Mark beğenilmiyordu yani. E, şey bile yabancı Ekbaşa. kaleci tutturan bir Galatasaray var herhalde evet. dünyada. Evet yani Galatasaray <laughs> Simovic'den başlıyor. Tafarel, Ondragon, Mustera hakikaten acayip bir gelenek. Fenerbahçe'de yıllar sonra ilk defa yabancı kaleci yaptı. Ama Beşiktaş'ta Ordova Yönetmenim indi. kulağıma dedi ki Fabri'yi tutturmuştu Beşiktaş'a. Fabri, Fabri gitmek istedi 5 milyon euroya. Bence de keşke kalsaydı. Onun da, o da Fulham'da <laughs> falan oynayamadı. Banasız hmm. bir ayrılıktı açıkçası o. Yani Fabri'yi anlıyorum Premier Lig'de oynama hayalini de. Burada bir düzeni vardı. Çok da iyi maçları vardı hakikaten. Keşke ayrılmasaydım be Fabri diyelim. Yönetmenim Beşiktaş'a diyor ki yeni musları olabilirdi kalsaydı. Katılıyor Ustera olmak diyor. çok zor ya. Yani onun yakınında biri olsa bile kafi ya Ustera. Kaç beş, tek başına bir yıldız var abi adamın. Ya Ustera'nın ilk ben işte benim hafızam iyidir diyorum ya ilk geldiğinde hatırlıyorum Ustera. Yani neler nelerden elleri küçük deniyordu böyle kaleci i̇lk, ilk fena kötü de başlamıştı Galatasaray. Tabii kolları kısa deniyordu. Aynen. Bak Erhan yönetmenim söylüyor. Aynen, 1.91'dir. Hakikaten 1.91 gibi durmaz hiç. Ben de ilk 1.91 olduğunu duyunca çok şaşırmıştım Mustera'nın. Ama acayip yani lider winner kaleci yani. Herhalde burada da bitirecek kariyerini. Muhtemelen. Ama MacGregor MacGregor da çok uzun oynadı, oynuyordu hala 40'ları Kır, geçmiştir herhalde. Değil mi? evet. Yani o biraz Beşiktaş'ın kaotik bir dönemine denk geldi. Beşiktaş'ın böyle kaotik dönemine de denk gelip tarihi e, tarihe adını geçirmiş çok futbolcu var. Var var. Her kulüpte var ya. Pepe'yi gördükçe ekmek banasım geliyor ekrana. Aa Pepe. Pepe yıllarca kel adam terör saçtı futbol sahalarında. Şey anlamında demiyorum. Hı -hı, bunu. Anladım. Hani... Futbol, hakikaten Hı -hı. hala oynuyor büyük stoper. Ya burada saçlı Pepe oynadı abi. Munis <laughs> Munis takıldı. Bir tane olayı yok adamın ya. Bak ya o iyi ki de olmadı. Büyük profesyonellik ama ya Pepe bizim dedim Cevval'dir bir şeydir. Beşiktaş'ta kariyerin en sakin süreçlerinden biri. Gerçi o e, Getafe maçında işte bir oyuncunun sırtında falan gezip çok artık gaddarcaydı o foalü. Onu oradan sonra kendini şey yaptı ama terapiler aldı falan. Ondan sonra bir daha o kadar büyük çaplı bir şey de görmedik onu ya. Yani. Saçlı Pepe keşke burada da bir saçsız Pepe görseydik. Ramos onu biraz ateşliyor muydu diye soruyor yönetmenim. Ama Pepe. Ramos yok yıllardır. Hala Portekiz'in bir oynuyor yani. Hani bence Ramos'a ihtiyacı yok ateşlenmek için. atı bence de ateşlenmek için onun Ramos'a falan ihtiyacı saçlı, yok. Saçlı Pepe, saçlı Alex, saçlı Rafet Edir ama bunlara çok alışamadık ha. <laughs> saçlı Pepe. Saçlı Alex. Yine <laughs> Rafet bir, bir <laughs> Zor <ileriyordum>. <gülüyor> <gülüyor> devam edelim. Hadi bakalım. Ay bunu bilemeyeceğim ya. Çay Antalya'da kuru... oynadı. Konya'da oynadı. Çaykur Rizespor'da. Çay bu kadar evet. sirkülasyon oluyor ki bunu bunu bilemedim. Hamilton. Ha yani <laughs> Evet ama a, evet yani, yani bu a, ekstrem oldu. Yo bilmek lazım aslında da. Bunu bilemedim. Başka var mı? Bilir bunu. Bu bu sene Beşiktaş'ta hiçbir şey yapamayan arkadaş değil mi? <laughs> Bakalım nasıl çıkacak Beşiktaş onun da kontratından. Rebiç. Yani iyi topçuydu da buraya iyi geldi. Ya geçen sene Beşiktaş'a çok kalıştı. Yani Avustrat'ı da mesela eleştiriliyordu ama o yapı yakını yatırsan sanki olmayacak gibi bazen. Bazen öyle ama olur. Ama ya Rebiç de enteresan bir şey oldu yani. Hoca değiştikçe de performanslı bir şey değişmedi. Ya Rebiç bile bile ladesti. Yani. Öyle mi? Rebiç, Oks bunlar şey yani sakatlanmazsa bir verim alırsın doğru yapıda. Ama genellikle olmayacağını söyleyenler çoktu ve maalesef haklı çıktılar yani. Yani düşük maaşlara da oynamıyor bu oyuncular sonuçta. maalesef ben beğendiğim bir oyuncudur gerçekten. Ya genelde şey Yugoslav bir kökenli yani her oyuncular. Her şey çok yolunda gitmesi lazım. Burada olur yani ama. Hırvatlar biraz daha az oluyor sadece. Evet. Sanki. biraz daha. Evet. Olmadı. Daha böyle Balkanların tam merkezinden çekmek lazım. Bu çıkın çocukları. Tık <laughs> böyle Bosna'dan. <laughs> Sırbistan'dan. Bosnalılar tabii yani. Kaç yaşında geldi ya şey. Visca. 15-16 yaşında geldi. Benden büyük. Yani. Kaç yıldır burada? 38 falan. Daha çok iz bıraktı Bosna'da oyuncular hakikaten. Daha yakın bir kültür ama. Bak bir şey alakalı bir şey anlatayım. Yönetmenim vardığımız zamanımız. Azıcık sohbet edelim. Ben çenen düşüktür. Ee, Saray Bosna'da çarşıda geziyorum böyle. Dedim ki biliyorsun çarşıda bir sürü magnetçi işte Hı -hı. bardakçı. bir Dedim ki bir yerden artık magnet alayım kendime. E, arkadaşlarıma falan. E, gittim bir dükkana girdim. Zaten Saraybosna'da herkes Türkçe konuştuğu için Tabii. hani öyle insan sorgulamıyor niye Türkçe konuşuyorsun falan. Bir beyefendi bayağı konuşuyor böyle Türkçe. Ben de sohbet etmeye başladım falan. Dedim ki siz Türkiye'de yaşadınız mı? Çok iyi konuşuyorsunuz. O da dedi ki benim patron Türk dedi. Tabii. Dedim ki Türk mü? Yok yok Türkiye'de dedi. Orada yaşıyor futbolcu. Aa dedim kim o yol? Edimvişçe dedi. Dükkan Vişça'nın. Bir başladık sohbet etmeye falan işte bütün futbolcuları. Tanıyor. İşte Türkiye'de oynayanları, geçmişte oynayanları falan. Ya Bosna'nın da böyle enteresan bir şey var. Kendini hiç yabancı hissetmiyorsun. Ee, evinde gibisin. Bir de bin tane dükkandan gidip Edimvişcan'ın dükkanını bulmam. Çok gelmiş. güzel bir denk geldi. Çok güzel bir e, tesadüf oldu. Ceko'nun da bir yerde şeyi vardı. Bir restoranı var. Rusya'ya gidersen belki oraya denk gelirsin. Djokovic'in de şey Sırbistan'da kafesi var. Mesela. Adı direkt Djokovic kafe. Ay evet, Djokovic onu biliyorum. Onu <laughs> bulmak onu kolay. Onu bulmak oluyor. kolay evet Djokovic'inkini biliyorum. Ama Jekon'unkini bilmiyordum. Jekon da Hırvatistan'da var. Hatta işte Hajduk gidecek falan konuştu ya. Onun da hani orada bir yaşam var. Perišić'le falan çok yakınlar. Oradan yola çıkıyorlar genelde. Şey içinde bir tane dondurma dükkanı var Bosna'da, Saraybosna'da. Bak haberin olsun gidersen sen de. Böyle birbirimize liste yapalım verelim. Evet, hazırlıksız yakalandım. Aynen öyle. Devam edelim mi futbolcularla? Kolay oldu bu. Kolay oldu. Atiba. Atiba bıraktı. Kanada milli takımı çöktü diyeceğim de. Copa Amerika'da üstte çıktılar üstte. Öyle olsun. Amerika elendi onlar çıktı. Tebrik ediyoruz Kanada'yı da. Severiz Atiba'yı. Ama Atiba, Atiba büyük topçuydu. Kesinlikle. Büyük karakter. Yani Türkiye'ye e, yabancı transferi yapılırken böyle kriterleri Atiba üstünden belirleyebilirsin. yani. Çok profesyonel. Hem içerideki ahlakı hem sağ dışındaki ahlakı. Futbol ahlakı olarak. Aynen öyle. İyi oldu Atiba'yı görüp anmış olmamız. Çok sevdiğim bir futbolcudur hakikaten. Benim adamım geliyor dedi yönetmenim. Diye. <laughs> Çok tanıdık geldi Sima. Peki Southampton forması mı? Ne forması? Ben göremiyorum. Ya uzağa Southampton mı yönetmenim? Sen yakından görüyorsun. Evet dedi. PSV formasına da benziyor sanki. Beşiktaş'ta da oynadı. Beşiktaş'ta Böyle oynadı. Böyle sakallı hayalet. Saç yok ama sakallı hayalet. Türk. Ha, Baki mi bu? Evet. Ha, Baki mi bu? Bu kadar <laughs> evet. genç miydi Baki Mercimek ya? <laughs> Baki Mercimek <laughs> Southampton forması o zaman. Baki Mercimek'in evet. Southampton alt yok muydu? Kıbrıs Türk'ü değil miydi evet, Baki? Evet. Tamam. Of. Şey, yabancı <laughs> oyuncu aklım gitti. Çok da jenerik bir tip yiyor. FIFA'daki Aha. şey oyuncular gibi yapıyorsun ya. <laughs> Baki Mercimek de yani İyi bir insan da çok iyi bir stoper diyemeyeceğim <laughs> belki mercimek için ama iyi bir insandı. <laughs> Devam edelim. Son sorumuz geliyor. O, Gençler Birliği. Gaziantep. Gaziantep mi? Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'de oynayan Gaziantep. Erhan Albayrak mı bu ya? Yok. Gaziantep. Fenerbahçe'de oynayan Gaziantep'li. Bunları iyi bilirim ben. Fenerbahçe'de ne ara oynadı ya? Dört numarayı giyiyordu. E hocalık yapıyor şimdi. Tuzlayı çalıştırdı geçen sezon. Fenerbahçe'de oynayan Anteplilerin hepsini bilirim. Erhan Albayrak değil, Hakan Bayraktar mı? Hayır. O da değil. Saçlarını kısa hayal et. Saçlarını kısa hayal edeyim. Allah Allah. Yani Fenerbahçe'de form güç. Her oyuncuyu bilirim. Bunu nasıl... Burada oturup şey yapmak zormuş. Ay bilemedim. Alayım kopya. Bekir İrtegün. Bekir İrtegün bu kadar değişti mi ya? Abi bu Bekir İrtegün olamaz ya. Bekir. Bekir hadi. Hoca artık. Çok oh, değişmiş ya. Hakikaten <laughs> yok kilo olunca böyle olmuş. En son demektir. tuzla sporu çalıştırıyordu. Fotoğraf beni yanılttı. Bekir. Eski hali. Kasımpaşa maçında attığı gol unutulmaz tabii. Sonra şampiyonluk olmamıştı ama kritik goldü yine. Kasımpaşa deplasmanı 1-0. Logolara geçelim. Logolara geçelim hadi. Bekir Lite günü bilemedim. Bir İspanya takımı hı hı. galiba. D var. Ama Deportivo Bil. logosu böyle miydi? A'la başlıyor değil mi yönetmenim? Almería mı? Neyi? Almeriya. İspanya olduğunu anladık. Devam edelim. 1965 yılında kurulmuş. Türkiye'de. Türkiye'de. Aa, Elazığ spor mu? Renklerden ya. gittim. Ee, Marmara bölgesinde. Marmara bölgesinde. Tuzla spor mu? İstanbul'da değil. Yalova Spor mu? Ee, Balıkesir'de bir takım. Ay bilemedim. Bandırma. Bandırma mı? Vallahi bilemedim. Aa! Kusura bakmasınlar bandırma dostlarım. O mavi şeyin ne olduğunu çözemedim ya. Dudak gibi de duruyor bir şey gibi de duruyor. Balık gibi de duruyor böyle. Evet yani. Bir turist bir çalışma olmuş. <laughs> Tek yıldız ne? Şey şampiyonluğu mu? Bilmiyorum. Tek yıldız. Bunun hikayesini Belki, bilmiyorum. Logonun payı mı? Şey mi yoksa bir şampiyonluk yıldızı mı merak ettim. Bu bir değil miydi? Yok. Ee, İspanya takımı değil mi? Yok. İspanya mı? Portekiz mi yoksa? C ile başlıyor. Portekiz mi? İspanya mıymış? İspanya. İspanya. C ile başlıyor. C ile başlıyor. C ile başlıyor. İspanya. Hepsi R ile başlıyor gibi geliyor sanki. Bir yere değil dedik. Sarı. Las Palmas olamaz. Renklerden gidiyorum. O da C ile başlamıyor. Bir La Liga takımı mı? La, La Liga'da değil mi Kadiz hala? Mi? Kadiz evet. mi? Ha, Kadiz. Kadiz'e bak. Sarılar da atmadı ya Kadiz. Kadiz Girona'yı karıştırıyorum. Girona bu sene daha iyi olandı. Ay Bütün takımın yarısı kartallı var Avrupa'da. Entren Dünyanın Frak. ortası dedi yönetmenim bak. Oradan Bil. Çorum muydu düğün evet. Olması? Çorum Spor. Evet. Ay Çorum'da düğündeydim geçen. Kızım evlendi geçen ay. Arkadaşlarımız maçı gelen yeri iki dakika her yere. Dünyanın merkezi derler. Arnavutlukla evet, Eintracht Arnavutluk... Frankfurt karışımı. Şey kartalına benziyor <laughs> Arnavut Bayrağı'ndaki kartala. İlk Çorum kartalı mı oluyor bu? Yani canım. yani üzüldüm canım. de bir yandan görünce. Hey gide Eskişehir Spor. Hey gide öğrencilik yıllarım. Çok özledik evet yönetmenim. Hatta Giovanni Van Bronckhorst hocamıza selam. Lig adı söyle, Kopya verin biraz. Hiç böyle Laps diye tanıyacak kadar bir logo bilgimi yok. G. G. Ha bir hangi, Giresun'un G'si. hangi, hangi ligde lig lig oynuyor diye yardımcı olalım mı? Seni karıştırdın. Dedin ya az önce. Girona mı bu? Evet. Ha, vay be. Girona <laughs> insan biraz daha şey vlogu yapar be kardeşim ya. Fazla şey vlogu. Kübis vlogu olmuş. Evet bu kolay. Bu neydi ya? Pendik spor muydu bu? Yok. Neydi? Çok canımız yandı. Geçen sene depremde çok üzüldük. Ha, şimdi. Hatay spor. Hatay Spor. Ya şey miydi ya? Sanki ortada bir şey daha vardı. O ortalık bir şey kaldırdık ki zor olsun. Ha, ha kaldırıyorsunuz öyle değil. Ben tam logodan... Bilerek kaldırdık ama ki... Orada Hatay Spor yazıyor çünkü. Evet. Hiç öğren gücü mü? Evet. Abi keçi de koymazsın ya. Yani. Çok güzel değil mi ama logo ya? <laughs> Sinirli bir Çok şey. Çok akılda kalıcı değil mi? Aynen bak Laps diye bir de. Bir de Körn'ün var keçisi değil mi? Körn'ün keçisi meşhur. Maçlara falan da getiriyorlar. Lazio. Laksiyon. Herkes kartalı dayamış abi. Kartal spor içkisini gezeceğim bir yere. Herkesin kartalı var. Lazio, Benfica, Beşiktaş. Bitti mi? Bitti mi? E fena değil. Maalesef. Fena e, değil. Bayağı iyiydi. Ama çok iyi değilim ya bu logo işlerinde. En şeride. tanıdık kartal şey ama değil mi? Benfica'nın kartalı Benfican bir de gelen. Benfica'nın uçan baba var tabii. Beşiktaş bir de onu... Bulgaristan'da bir tane meşhur bir eğitimli kartal var. Bulgaristan'da hangi takımın vardı? Levski, Sofia sallayalım. Neyse. Hangi kartalı Türkiye'ye getirdiler? Bulgaristan'dakini mi? Ha bir Beşiktaş'ın stadında Beşiktaş bir kartal, bir kartal. Ben. evet, evet. Bir Baba uçuruyordu bir kartal böyle. Beşiktaş'ın bu işe girmemiş olması ne kadar enteresan ya. Şöyle bir kartal eğitilirdi bu kadar yılda. Benfica'nınkini görüp özeniyorum yani. Güzel. Yönetmenim diyor ki ben biliyorum hikayeye girdi. Dinleyeyim yönetmen. Köfte ve kokoreç kokularından bulamadı diyor yönetmenim. Her stadın etrafı etrafında var. Eğitim biraz da bu. Biraz eğitmek lazım. Öyle. Kartal dediğin akıllı Peki. Cool bir hayvan. Peki. Ee, i̇kinci bölüm sonuna geldik. Gel Gayet ya. iyiydin. İyi, şimdi e, Asıl sana güvendiğim bölüme geldik. Evet. Bakalım asıl ben de daha iddialı ol, olurum diyeceğim bölüm. Ee, şimdi lütfen yönetmenim soruları alalım. Ben bir okuyayım. Hangi futbolcu sözleşmesine Takımın uçakla gittiği deplasman yolculuklarına katılmak zorunda değildir maddesini koydurmuştur. A. Deniz Berkamp B. Elvir Baliç C. Yesus Navas D. Marco Pambasten Bu Berkamp. Çok emin Berkamp Balakorkar, dedi. uçak fobisi. İlk öğrendiğimiz gençken şaşırdığımız spor ilgilerinden biridir. Hakikaten korkuyordu yani. Deniz Berkamp. Deniz Berkamp. Ama emin. madde koydurmuş muydur bilmiyorum. Deniz Berkamp'ın uçak fobisi olduğunu biliyorum. Madde yine de o da Berkamp'tır ya. Koskoca Berkamp madde koydurur yani. Deniz Berkamp dedi yönetmenim. Çok emin, çok emin. Uçak fobisi olduğunu biliyor. Son kararı. Baliç çalıştım. Annetmiyorum. Baliç Hoca'nın uçak değil. korkusu var. Var var biliyorum ama yani madde koyduracak kadar. Lütfen. Geliyor mu? Geliyor. Ha. Hakikaten bilmiyordu ya bu. Yani bir iftihara galiba binmek zorunda kalmış o da uyutmuşlar falan böyle. Bayağı ağır sakinleştiriciler. Ya ee, ama gerçekten uçak fobisi çok başka bir şey. Doğru. İnsanları çok saygı Ben duyuyorum. de çok sevmem. Yani gerilirim her bindiğimde bir saat İzmir'e, Ankara'ya gidip geldiğinde bile ama yani bir şekilde... İlaçla? Yok hiç ilaca başvurmadım ama sevmem ama bu kadar olmadım. Yani söz... Yani iyi, 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 bir kariyer yürüttü bu kurallara bu rağmen. Ben. Aynen. Her yere otobüse gidip geliyordu herhalde. Devam edelim ikinci sorumuzla. En çok futbol topu hangi ülkede üretilmektedir? <laughs> A. Çin B. Pakistan C. Hindistan D. Güney Kore Joker'imiz var. %50 Joker hakkın var. Ee... Yani bu bilgiyi sallama şansı yapacağım. Ee, yani Çin üretim deyince şey ama tuzak gibi geldi bana Çin'i oraya koymak. Güney Kore'nin bu kadar ucuz işçilik işiyle uğraşacağını düşünmüyorum. Onlar biraz daha teknoloji. Pakistan diyeyim ya. Burada kullanmayayım Joker hakkımı. Yanlışsa da yanlıştır. Kimse niye bilmiyorsun diye bizi ayıplamaz herhalde. Pakistan diyorum. Son karar. Son karar. Pakistan. Bakalım. Vay. Bravo. Güzel salladım. <laughs> güzel salladım. Tuzaklara düşmedim. Pakistan. Demek ki markalar oraya ucuz işçilik. Aynen öyle. Oturtmuşlar düzeni. Ee, şeyi gördüm geçen. Barcelona 15 yıl sonra Hindistan'daki futbol okullarını kapatmış. Yani bazen de genetik yatkınlık olacak spora yani. Olmayınca olmuyor demek. Ki. Yani 15 yıl sürdü bunu anlamanız sevgili Barcelona yetkilileri. Ee, ondan da emin değilim. Devam edelim. Güzel bak Joker'i burada harcamadık. Güzel oldu. İlk kurulan futbol takımı hangisidir? Fulham, Stock City, Sheffield FC, Celtic. Sanki Sheffield FC diyeceğim. İskoçya'da da başlıyor aslında ilk bir futbol işleri ama e, Vallahi valla Sheffield gibi kalmış aklımda. Celtic ilk kurulan olsa bunu Rangers'la sürekli öne çıkartırlar derbi muhabbetlerine diyorum. Sanki Sheffield'a kaydı gönlüm. Stock umarım ilk kurulmamıştır. İlk kurulundan beri öyle çirkin futbol oynamamıştır <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Sheffield, Sheffield diye aklımda öyle kalmış diyeyim. Eminsin? Ya emin değilim ama aklımda öyle kalmış diyeyim. Peki. Bakalım. Ver yeşile. Haydi bakalım. Bunu bilemeyeceğim gibi hissediyorum. Aa. Bravo. Çok iyi. Bir tane daha böyle şu an olmayan bir takım koysaydınız şaşırtma kafam karışırdı. Öyle mi? Northampton filan. Devam, Devam edelim. edelim. Haydi bakalım. 3'te 3 üç mü gidiyorum? Evet. Daha jokerim var kullanmadım. Aşağıdaki futbolculardan hangisinin güncel piyasa değeri diğerlerinden fazladır? Aa, üç Musiala, Vinicius Junior, Jude Bellingham. Üç tane şey adayı var. d'Or adayı var. Bir e, Musiala hariç diğer ikisi çok iyi bir turnuva geçirmiyor. Ee, tabii burada bir sürü şey giriyor. Faktör devre giriyor. Yaş vesaire. Ee, vallahi Valla d'Or'un en büyük adayı. Muazzam bir İspanya Ligi oynadı. Yaşı uygun. Şampiyon şampiyonu falan derken Sanki ben Jude Bellingham diyeceğim ama çok yakındır bu dördü birbirine. Yani 150-180 bandında gidip geliyorlardır diye tahmin. Transfer mark değeri değil mi? Aha. Ben Bellingham diyeceğim ya. Peki şimdi Bilemesem de üzülmem soruda, çok. Sorudan yani e, bu sorudan bağımsız sence bu dördün arasındaki en balon hangisi? Balon mu? Aha. Yok ya balon yok bence. Ya hayır hangisi. abartılan. Balon demeyeyim de. Yine yok ya bence. Bunları bu dördü de büyük topçu olacak. Ben severim. Yani ben bu sene Vinicius kazansın istiyorum balon doğru. Bakıp Kupa Amerika'da ne yapacak Brezilya ile göreceğiz. Arjantin'i geçebilecek mi? Yani hangisi 3 tane alma hakkım var dese Musiala'yı almam belki. Ama e, haksızlık etmeyeyim yani. Musiala çok iyi bir Euro geçiriyor Ben yani, çok yetenekli. O da İngiliz 6 yaşlarda oynadı. Bellingham'da oynasaydı İngiltere'yi seçseydi ilginç şeyler izlerdik. Almanlar onu kaptı en azından. Ben Bellingham diyorum. Bellingham. Ama en genci Musiala galiba bunların. Hı, hı. Yaş da giriyor ya devreye. Yok ya Bellingham'dır ya. Şimdi parametreler ondan yana şu anda. Ver yeşili. Çok kendinden emin. Vay. The Bellingham. Güzel akıl yürütmelerle ilerledik. Ya transfer mark değerleri de çok şey anlatıyor da aşırı şey, şey gibi istatistikler kutsal kitap gibi çok şey yapmamak lazım. Evet. Tek şeyi almamak lazım. Baz almamak lazım. Bazen çok yanıltıcı olabiliyor. Menajerler falan. Neyse. deri şeylere girmeyelim. Aşırı güvenilir veriler değil diyeyim Joker hala duruyor mu yani Nikon'un hiç kullanası yok. Çok emin kendim. Sorular güzel bu arada düşündürüyor evet. yani. Yakın çünkü. Devam edelim. 29 kez final oynayıp kaybeden ve 3 kez Balondor için yarışıp kaybeden futbolcu kimdir? Andres Iniesta, Zlatan Ibrahimovic, Mihail Balak, David Beckham. Iniesta hiç e, 29 kez final kaybetmemiştir. Beckham'ın da ben o kadar final kaybettiğini düşünmüyorum. Bunların hiçbirinin bu arada balon doğru yok. Evet, ilginç bir şekilde. Ya 29 final. Her şeyin final ama. Avrupa Balak, Ligi. Balak gibi kaldı aklımda. Sanki böyle bir sesi görünüyor. Balak da 29 final kaybetmiş midir ya Chelsea'de, Bayern'de, Deverkuzen'de. Yani bütün finaller dahil. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Balak işte... diyorum ya. Son karar mı? Son karar. Balak diyorum. Balak. İşaretleyelim. Yani. Sevmezdim kendisi. Ya i̇yi oyuncu da karakter olarak bir sevmezdim herhalde. Evet böyle sempatik Hiç. tarafı yok yani Balak. Alayım Hiç Hiç korku yok. Yeşili alayım diyor yani. Alayım Çok yeşilime. emin kendinden. Zaten 29 final kaybetsem bu kadar çenesi düşük olmaz. Her şey olabilir. <laughs> Ama buna bakacağım ya. Balak bu kadar final kaybetmemiştir ya. Adam yani hani toplumda oynamadı ki. Yani. Kaybetmiş. U17 finallerini falan da mı katmışlar? bala bir sinir olan biri çıkarmış seslerini. Devam devam güzel verin. <laughs> Küçükken mahallede maç yaparken adaletli olsun diye sol ayağımı kullanmamı yasaklamışlardı sözleri. Hangi futbolcuya aittir? A. Bale B. Maradona C. Roberto Carlos D. Messi Ya Messi'yi sadece solaya indirgemiyorum sağ sol kafa topuk yani şey Messi ayırdım. Messi böyle bir şey dememiştir zaten. Yasaklamamışlardır. Aa, en Delici ve yaşıtlarını filan böyle travma yaratabilecek Roberto Carlos'un sol ayağı herhalde. Roberto Carlos diyorum ya. Emin misin? Evet. Bale'se de şaşırırım. Joker'in hala var. Ee, hadi burada %50 yapayım ya. Hadi Gönletmenim... %50 yapayım. Bakalım. Al iki şıkkı. Aa. Ya Maradona da böyle bir şey demez ya. Bale'dir o zaman. Bale de sert Bale de biraz vurur. balkon çocuğu gibi değil mi ya? He, mahallede maç yaparken düşünemedim. Mahallede maç yaparken Golf, ben bir düşünemedim Bale'i. Golf şüreyisi düşünemedim mahallede maç <laughs> yaparken. Hiç de sevmem. <laughs> ben de sevmiyorum Bale'i. Hiç sevmem ama Bale diyeceğim ya. Maradona kolay yanıda kaçmak oluyor herhalde. Bale diye de yönetmenim. Nedense Maradona çıkacak gibi hissettim ama. Bale'i işaret. Değiştir istersen. Yok yok. Tamam, Bale diyeyim. Bale. Pek. Evet. Neden Maradona değil? Maradona. Böyle polemiklere girmezdi bence diyor. Ha? Yani demişse de bunu duyu, duyma ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Yani Maradona'yı çok severim bu arada. Böyle Maradona sağ ayağı da solundan şey değildi ki yani. Hazırız. Değiştir istersen diyen kral <laughs> düşmeni kutuza. Marlon, Ya Marlon Messi sağ sol kafa bir de bunları indirgeyemediğim için. Ya Bale'ın... Ama Roberto Carlos'a daha güçlü. Böyle çok güçlü vuruyor Roberto Carlos topları. Mahallede maç yapabilecek potansiyelde bir... Yapmış. Çok Aa, çocuğu. Ama İngil Yok ya İngiltere'de. Hemen biraz daha yeni jenerasyon ya. Gerçi İngiltere'de mahallede İngiltere'de hemen şeylerde ya çocuk ligi falan hepsi... Sağlarda oynadığı için mahallede de, de değildir. Yine bir yeşil alanda yapıyorlardır büyük ihtimalle. bizim gibi arsada top oynamıyorlardır. Ama değiştir istersen unutmadım seni. Yeniden sonra hesaplaşacağız seninle. <laughs> ben de ona güzellik yaptım. Roberto Carlos kaldırdım şıklardan diyor. Bunu belli. Ha ya Roberto Carlos kalsa onu derdim. Muhtemelen Ama ben bana... de bu soruyla karşılaşsam Roberto Carlos derdim. Evet çünkü çok abanıyor ya. Hani bir abanmaca de, yok çocuk e... Mahalle maçı yapabilecek potansiyelde bu dört kişi arasında Roberto Carlos. Bence Bale dışında hepsi yapar ya. Arjantin'de de yapılır. Hı hı. Brezilya'da da yapılır. Bale'in mahalle maçı <laughs> kavramı oturtamadım. Galler'de de demek ki mahalle maçları yapılıyormuş. Bitti değil mi sorular? Bitti değil mi? Evet. Vay be. İyiydik ya. Çok iyiydi. Bu soru kısmında 5'te 5 mi yaptık? 6'da 6. 6'da 6. Logolar Biraz edersen. böyle logolarda... Logo foto ama onlarda çok iddialı olmadım söylemiştim. Onlarda da bence bir problem olmadı. Valla tebrik ediyorum. Keyifliydi. Çok güzel, çok keyifli ben geçti. Ben ederim. Güzel sorularda. Yönetmenim çok keyif aldık. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık ders ben senin için. teşekkür ederim. Gerçekten ben çok keyif öyle. Keyif çok büyük keyif aldık. Evet sevgili izleyenler ne yazık ki bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya yeni bir dar alanda bir daha görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.